Herkese merhabalar, iyi günler. Milletinefendisi.com sunumuyla Çorum Amasya arasında 200 ağaçlık bir meyve bahçesine geldik. Burada yaklaşık 170 tane yarı bodur elma, 15 tane ayva ve bir kısım da kiraz ağacı bulunmakta. Burada bugün milletinefendisi.com uzmanları olarak budama gerçekleştireceğiz. Şu an bayağı bakımsız bir bahçe olarak görünüyor bura. Biraz önce Çorum'dan almış olduğumuz budama motoruyla burada budama gerçekleştireceğiz. Şimdi sitemizin mali sorumlusu Emrah Bey de budama motorunu tanıtacak. Merhaba Emrah Bey. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bunu daha yeni aldık biz. Palmera ZL2500 serisi. Ağaç budama testeresi diye aldık biz bunu. Ürün şu şekilde. Tek elle çok rahat taşınabilir. Yaklaşık 2,5-3 kilo arasında diye tahmin ediyorum. 3 kilo falandır diye düşünüyorum. Teknik bilgi olarak şöyle söyleyebilirim. Ne diyelim? Kilogram, evet, üstünde yazıyormuş zaten. 3 kilogram diyor. 3 kilo 100 gram. Yani tek elle rahatlıkla taşınabilir. Aynen. Tek elle çok rahat taşıyabilirsiniz. Evet. Şöyle bilgi verelim. Biz de daha yeni aldık. İşin açığı biraz yabancısıyız. Fakat kullanımı çok kolay. Biz onu tanıtalım isterseniz size. Şöyle oluyor. İlk önce biz bunu aldık. Servis bize. Servisine gittiğimizde Oregon marka yağ tavsiye etti. Diğerlerinde takriben 1 litre benzine benzin yağ karışımlı çalışıyor bu motorlar. Çoğunuz bilirsiniz. Yaklaşık 1 litrede yani 50-60 mililitre arasında yağ kullanıldığı söyleniliyor. Daha doğrusu öyle kullanılıyor. Evet. Fakat bu Oregon markada olduğu zaman 20 litre yeterli dediler. Deneyeceğiz. 20 mililitre. 20 mililitre, evet. Deneyelim bakalım. Makinayı bir tanıtalım. Makinayı şöyle, bir serviste arkadaş anlattı bize. Alttaki kısım zincirin yağlanması için gerekli olan yağı temin ediyor. Biz buraya 20-50'yi tavsiye etti. 20-50 normal araçlarda kullanılan yağlardan. Bura çok, evet, basit. Açıyoruz, yağını dolduruyoruz. Daha sonra benzin kısmında dediğimiz gibi 1 litreye takriben 20 mililitre. Burada 1 litre Oregon benzinimiz var. Koyuyoruz. Evet, 1 litre de benzinimiz var. İçerisine de yaklaşık 400 mililitre aldığını söyledi servisteki arkadaş. İsterseniz birlikte bir deneyelim. Nasılmış bakalım. Servisimize söylemiş olduğu gibi zaten burada dereceleri yazıyor. 60, 40, 20 mililitre diye. Şimdi biz buna servisin söylemesine göre 20 mililitre Oregon marka yağını koyacağız, deneyeceğiz. 1 litre için geçerli. Makinamızda yaklaşık 400 mililitre aldığı söyleniyor. Makinanın gücü bu arada kaç beygirdi? Hocam makinanın gücü üzerinde yazanları söylüyorum. 0.95 HP diyor. Tamam. Yaklaşık 1 beygire tekabül ediyor. Evet. Evet. Üzerinde zaten üretim yılı 2017 yazıyor. 3.1 kilogram ağırlığı. Yani gerçekten de hafif, böyle ağır bir makine değil. Evet. İsterseniz yağ bir koyalım birlikte. Üzerinde dereceden anlayarak koyacağız bunu. Evet. 60'ın tam 60'taydı hemen hemen. Evet. Şimdi 40'a indi. Evet, 20 mililitre koymuş olduk. Tabi bunu güzelce bir çalkalayacağız. Yağımızın ağzını kapatalım. Hemen homojen bir karışım, aynen, sağladı zaten. Kendisi de içinde dağıldı. Gördüğünüz gibi homojenize durumu var. Evet. Biz yine ihtiyaten biraz sallıyoruz. Biraz alırken biz daha önce servisten içine denemek amaçlı benzin konulmuştu. Takriben vardır yine 100 mililitre kadar falan, 100-200 mililitre kadar. Biz yine buradan dolduracağız. Tabi bunu huni yardımıyla yaparsanız daha sağlıklı olur. Biz şimdi deneme amaçlı böyle yapacağız.
aşağı yukarı 3'te 1'lik kısmını aldı. Evet. Biliyorum. Şimdi çalıştırmaya geliyoruz. Şu şekilde. On off tuşu var. 1-2 yani 1-0 diye. Açı konumuna getiriyoruz. Ciklemizi çekiyoruz. Evet. Daha sonradan da şuradaki şöyle söyleyelim. Benzin pompası görevi yapıyor bu. Evet. Buradan biraz veriyoruz bir şeye, yatağa. Motorumuzu çalıştırdık. Şimdi bir Emrah Bey gelin. Mesela şu ağacın şu pis dalını bir alalım. Şurasını şuradan kökünden alalım. Bir deneyelim bunu. Çok güzel. Evet, orayı da alalım. Bir saniyede gördüğümüz kadarıyla dokundurur dokundurmaz hemen aşağı yukarı 2,5-3 santim çapında dalı bir saniyede hemen kesiyor. Evden bakıyorum. Şu dalı da alacağız şimdi. Çok güzel. Aşağı yukarı gördüğünüz kadarıyla 5-6 santimlik çapında bir dalı da hemen 1-2 saniyede budadık. O tırnak bırakmadan o şekilde kesebiliriz, evet. Hatta budak ha. Evet. Bayağı geniş. Santim çapında ağacı şu an Balmera motorla buluyoruz. Evet. Evet Emrah Bey, aşağı yukarı 20 santim var. Bak, galiba. Evet. 20 santim çapında. Evet. Kiraz ağacımızı, pardon kiraz değil, bu elma ağacı. Elma. Elma ağacımızı budadık. Yaklaşık bir 5 saniye, 4-5 saniye. Evet. Sürede kesti ve gerçekten de hiç yormadan da kesiyor. Zorlamadan. Evet, evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bu arada zincirimiz bazen gevşeyebiliyormuş. Evet, şimdi zincirdeki o boşluğu alacağız. Biraz şu somunu gevşetiyoruz. Daha sonra şu ucu oynuyor zaten. Bunu biraz daha yukarı çekiyoruz. Şurada ayar var bunun. Araçlarda trigger setinde rulmanlar olur ya. Aynı onun gibi. Buradan biraz o boşluğunu alıyoruz. Ki aldık da bayağı. Evet, tatlı. Hatta bir boşluk şöyle yapalım. Oldu. Tabii. Şu an mesela biraz gevşettim. Boşluk açılıyor. Gevşettikçe açılır bu. Evet. Biraz dik konuma getiriyorum. Buradan sıkıyorum. Bakın kendisi zaten otomatik atıyor. Hı hı. Şu an çok hafif tatlı bir boşluk kalsın kafi. Evet. Fazla değil. Hafif şu yeterlidir. Tekrar burayı oynatmadan tekrar somunu sıkıyoruz. Bu arada bu aparatları zaten içerisinden çıkıyor. 13 lokma olması lazım. Evet. Şu an motorumuz hazır sanırım. Evet. Gevşekliğini de aldı. Şu an hazır. Çalışmaya hazır. Gördüğümüz gibi ağaç bayağı karışmış. Birbirine bakım yapılmalı. Bunun bakımını yapacağız. Güzelce budayacağız. Şu bütün karışık pis dalları, içe geçmiş pis dalları alacağız. Evet, buranın budaması biraz bizi yordu. İki ağaçtan şöyle odun çıktı. Sayın meslektaş ve çiftçilerimiz. Biraz önceki elma ağacı dediğimiz ağaç bu şekilde oldu. Taç şeklinde bıraktık. Emrah Bey de Palmera motorun benzini bitmişti, onu dolduruyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Yaklaşık benzini denedik.
dolu depoyla, yani 400-500 milim alıyormuş. Takriben de alıyor. Çünkü şunda 1 litre vardı ilk videoda, hatırlarsanız belki başlangıcında. Evet. Hala bitmedi ve biz ne kadar ağaç kestik? Hocam göster sana zahmet. Bunlar büyük, hani yakmak için düşündük. Mesela karşıdaki yığın. Biraz önce orayı da gösterdim. Ve bu, bir bu kadar da şu arada var mesela. Aralara attıklarımız var. Hani taşıyamadıklarımız. Şöyle. Çok rahat yetti bunlara. Bir depo ile rahat aktif olarak bir saat kullanabiliyorsunuz. Takviye yani. 45 dakika bir saat. İki tane büyük ağaç vardı. Diğer ağaçlarda şöyle göstereyim. Aşağı yukarı şu boyda. Bunlar yarım budadık şu an. Akşam olduğu için taç şeklinde bıraktık. Şöyle göstereyim. Bu şekilde şimdi bıraktık. Böyle gidiyor. Şöyle gösterelim. Milletinefendisi.com takipçileri, meslektaşlarımız, çiftçilerimiz, bizi izlemede kalın. Teşekkür ediyoruz.